Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vakıfbank mobil uygulamasında kimlik kartı satış bedeli ve sürücü belgesi harç tahsilatlarının nasıl ödendiğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, tüm işlemlerden giriş yaptım. Ödemeler, vergi, ceza ve icra ödemeleri. Evet, alt kısımda kimlik kartı satış bedelini görmekteyiz. Buradan öncelikle vergi dairemizi seçmemiz gerekiyor. Vergi dairemi seçtim. Ödeme bilgilerinden kendi adıma veya başkası adına ödeme gerçekleştirebilirim. Vergilendirme dönemini giriyorum. Devam diyorum. Paranın çekileceği hesabı seçiyoruz. Borç bilgilerinden kanuni bildirim sırası dışında doğum nedeni dersek, TC kimlik numarasının bedeli 37,5 TL, değiştirme nedeni dersek 37,5 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen TC kimlik kartı 75 TL, eski nüfus cüzdanının kaybı nedeniyle TC kimlik kartı da 37,5 TL arkadaşlar. Size ait olanı seçtikten sonra devam diyorsunuz ve kimlik kartı satış bedelini ödeyebilirsiniz böylelikle arkadaşlar. Başkası adına olan da kimlik türünü seçmemiz gerekiyor öncelikle. Gerçek kişi, tüzel kişi ve yabancı kişi seçenekleri mevcut. Gerçek kişi dediğimde TC kimlik numarasını, isim, soy isim veya ünvanını, vergilendirme dönemini girdikten sonra başkasının kimlik kartı satış bedelini ödeyebilirsiniz. Örneğin bir arkadaşınız veya bir ailenizdeki ferdin kimlik kartı satış bedelini böylelikle ödeyebilirsiniz. Evet, sürücü belgesi harç tahsilatlarına bakalım. Vergi dairesini seçiyorum. Vergilendirme dönemini giriyorum. Kendi adıma olan bölüm böyle. Devam diyorum. Paranın çekileceği hesabı girdikten sonra harç bilgilerinde tek seferde her harç türünden en fazla bir adet ödeme yapacağımızı söylüyor. Değerli kağıt bedelini, bedel türünü görüntülüyorum. Sürücü belgesi değerli kağıt bedeli 280 TL. Sürücü belgesi yenileme bedeli 13 TL arkadaşlar. Sürücü belgesi harcından A sınıfı için A1 ve A2 dahil 370 TL, B sınıfı için 1116 TL, F ve H sınıfı için 370 TL, uluslararası sürücü belgeleri için 744 TL ve son olarak diğer sürücü belgelerinden 1863 TL bir fiyatlandırma mevcut arkadaşlar. Seçtikten sonra hizmet bedeline bakıyoruz. Yeni kayıt için 65 TL, yenileme için 2019 öncesi ve sürücü belgesi için 2 TL ve diğer ödemelerin fiyatlarını görmekteyiz arkadaşlar. Hizmet bedelini de seçtikten sonra devam diyoruz. Bakiyenizdeki para yeterli ise eğer sürücü belgesi ödemesini ve harçlarının bedellerini ödeyebiliriz arkadaşlar böylelikle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.